Değerli izleyicilerimiz, Pazar Genç TV'den hayırlı akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, saatlerimiz 21. Bir aksilik olmadığı sürece 21 itibariyle sizlere günün gelişmelerini soracağız. Ben şimdilik Lütfü Kumal, sizlerle birlikteyim. Sevgili izleyicilerimiz, yine bugün sizler için pazarı dolaştık. Pazardaki gelişmeleri sizlere tek tek aktarmaya çalışacağız. İlk gelişmemiz, ilk haberimiz pazar zabıtasıyla pazarcılar arasında oldu. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi tabii ki pazar zabıta amiri ve bugün Perşembe olduğu için pazarcılar arasında hafif de olsa birer sürtüşme meydana geldi. Ama dediğimiz gibi sonuçta bu da tatlıya bağlandı. Şimdi ilk haberimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bak öyle bak, kapatayı sattı, kapatayı verdi, kapatayı. Allah Allah Barış. Ya. Yakalım, ne yapalım? Barış, sinirimi zorlama, sinirimi zorlama. Sinirimi zorlama beni. Benim sinirimi bozma. Adamın bizi burada zorlama. Almışız ya, geçmişiz, göstermişiz. Burada yiyeceğimiz, göstermişiz. Buraya tabi etsin. Sen beni yapmışsın. Hocam öylesin, sen! Bak öyle bak, kapatayı sattı, kapatayı verdi, kapatayı. Allah Allah Barış. Ya. Yakalım, ne yapalım? Evet değerli izleyicilerimiz, bugün gördüğünüz gibi zabıta amirliğiyle pazarcılar arasında biraz sürtüşmeler oldu. Tabii ki yeni köprünün açılmasıyla birlikte yolların da açılması gerekiyordu. Bu nedenle zabıta amirliğimiz bugün yolların açılması için pazarcılarla birkaç tabii ki söyleşileri oldu. Sonuçta belediye ve kaymakamlık tarafından bu yolların açılması istendiği için zabıta amirimiz Turgut Bey gereğini yapmak için tabii ki pazarlarla biraz da tartışmaya girdi ve şu anda görüntülerini izliyorsunuz. Bulduğu bölgelerden pazarcıların oradan kaldırmak istediler. Daha doğrusu tabii alınan kararla kalkması gerekiyordu. Onlara gösterilen yerlere maalesef pazarcıların gitmedi ve bu koşullara uymadığı öğrenildi. Onlara göre yer uygun değildi, yer tozluydu. Evet, kendileri gördüğünüz gibi kirazlar yemişler ve meyveler satıyorlardı. Onların gösterdiği bölgelerde bu meyveleri satmakta bir hayli sağlığa zararlı olduğu için bir hayli direndiler. Ama sonuçta tabii ki evet zabıta amirliği ve polisler tarafından bütün şu anda görüntülerini gördüğünüz yerde bütün pazarcılar oradan kaldırıldı. Evet ve tabii ki bundan sonra da artık orada bir herhangi bir pazar yeri kurulmayacak. Ve değerli izleyicilerimiz, ilk haberimizi sizlerle paylaştık. Hemen ikinci haberimize geçeceğiz. İkinci haberimiz acı bir haber. Bugün pazar sahilinde maalesef bir erkek cesedi bulundu. Tabii ki yapılan araştırmalar sonucu da kime ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Evet, görüntülerimiz pazar sahilinden, tam pazar fenlisinin bulunduğu sahil kısmında. Evet, bir vatandaş tarafından cansız birinin su içerisinde yattığı görülmüş. Daha sonra da bu emniyet mensuplarına bildirilmişti. Emniyetin müdahale sonucunda denizin kıyısının içerisinde bulunan, suyun içerisinde bulunan evet, ceset dışarıya çıkartılmış ve savcının gelmesi beklenmişti. Şimdi ayrıntıları evet izliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda savcımız da geldi. Ekiler de geldi. Şurada kimlikleri belli değil. Dediğimiz gibi 16 civarlarında
tespit edildi. Herhangi bir bilgi yok ama hayatını kaybetmiş durumda. Emniyet müdürümüz, savcımız. Şu anda yöneticiler perde yaptılar. Savcı, o da olaya müdahale etti. Onda gerek 112, gerek cenaze aracı şu anda gelmiş durumda. Değerli izleyicilerimiz, şu anda savcımız da geldi. Vekiller de geldi. Şurada kimlikleri belli değil. Dediğimiz gibi 16 civarlarında tespit edildi. Herhangi bir bilgi yok ama hayatını kaybetmiş durumda. Ve değerli izleyicilerimiz, savcılık gerekli araştırmaları ve işlemleri yaptıktan sonra sonuçta Şaban Ali Kambur olduğu kişinin ortaya çıktı. Evet, araştırmalar devam ediyor. Ceset otopsi için Kaçkar Hastanesi'ne yollandı. Sevgili izleyicilerimiz, evet, tabii ki Kambur ailesinin de başı sağ olsun diyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, bir başka önemli haberlerimizden birisi de maalesef sevdiğimiz Pazarspor'un sevilen stat müdürü Mahmut Kılıç'la ilgili. Maalesef Mahmut Kılıç geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Evet, maalesef sevgili Mahmut'u kurtaramadılar. Çok sevilen, sayılan bir müdürümüz ve arkadaşımızdı. Kılıç ailesinin başı sağ olsun diyoruz. Kolay değil. Evet, bu yaşta hayata veda etmek, Allah sevdiklerine gerçekten kolaylıklar versin diyoruz. Evet, gerçekten hayat dolu, can dolu bir insandı. Kılıç ailesine tekrar başsağlığı diliyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazar Genç TV, Pazar Genç Radyo ve yine pazargençfm.com tarafından hazırlanmış olduğumuz bu programı sizlere sunduk. Bir aksilik olmazsa günün gelişmelerini saat 21 itibariyle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet, Pazar Genç TV'den ayrılmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz. Evet, Pazar Genç Radyo'yu yalnız